Türkiye'de, dünyada gözden kaçanlar, satır arasında kalanlar, gündeme dair sorulacak ne varsa, cevap aranacak ne varsa, şimdi Afşin Yurdakul'da 360'ta. Habertürk'ten 360'tan merhaba. Ekonomik kaygı virüsü unutturdu mu diye soracağız bugün. Korona ve karantina süreci ekonomide nasıl bir iz bırakıyor hem Türkiye'de hem dünyada? Buna yanıt arayacağız. İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuk'i, Dünya Gazetesi yazarı Şeref Oğuz, Bilgi Üniversitesi'nden ekonomist Profesör Doktor Ege Yazgan'la konuşacağız. Başlıyoruz. Evet, Türkiye'de ve dünyada ekonominin Covid salgından nasıl etkilendiğini konuşacağız. Bizimle birlikte İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuk'i, Dünya Gazetesi yazarı Şeref Oğuz ve Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Profesör Doktor Ege Yazgan var 360'ta. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Sizinle birlikte hem Türkiye'nin hem dünyanın nasıl etkilendiğini, hem ülkelerin bütçelerinin hem de insanların ceplerinin nasıl etkilendiğini konuşmak istiyoruz. Dolayısıyla bize bu ölçeklerde bilgilerinizle, analizlerinizle destek olursanız seviniriz. Şeref Bey, sizinle başlayalım lütfen. Bir Türkiye değerlendirmesi alalım sizden. 11 Mart'ta Covid salgınıyla Türkiye resmi olarak mücadeleye başladığından beri nasıl etkilendi ekonomi? Sıkıntımız nerede, avantajımız nerede? Buyurun. Evet, en büyük sıkıntı tabii normal olarak koronanın getirdiği ilişki süreçleri, iş süreçlerinin kökten etkilenmesi. Ama bunun akabinde en önemli avantajımız sağlıktaki gösterdiğimiz başarı. Yani umulur ki, umulmalıydı ki, umuyordum ki belki bu anlamda sağlıkta gösterdiğimiz başarıyı ekonomide de gösterelim. Ama normal ekonomilerin kapandığı bir ortamda Türkiye'de de pek çok esnaf, iş yeri vesaire korona standardına geçti. Az önce yayını izlerken şehirler birbirine benziyor dediniz. İnanın ekonomiler de artık birbirine benziyor. Gördüğümüz şu, aşağı yukarı bütün tahminciler ve Avrupa, Amerika bırakın büyümeyi, küçülme, hatta çift haneli küçülme rakamlarından söz etmeye başladık. Şimdi Türkiye bu çerçevede %5 büyüyeceği korona öncesi planını -5'e küçülmeye kadar çeviren tahminler oldu ama gördüğümüz kadarıyla ekonominin yeniden açılma ihtiyacı ortamında bu sürecin sandığından daha kolay olmayacağıdır. Çünkü siz açılıyorsunuz ama müşterinizin de açılması lazım, tedarikçinizin de açılması lazım. Belki buradaki sorun şu, yani biz tek başına sanki dünyadaymışız ve bizim dışımızdaki her şey de aynı paralelde açılacakmış gibi düşünmek bizi yanıltıyor. O açıdan ben mesela ihracatın rekor düşüşünün ileriki dönemde artıya geçebilmesi noktasında sadece biz değil Avrupa'nın da benzer yaklaşımla benzer genişlemeye gidiyor olması lazım. Fakat bunu göremiyoruz. Zaten sadece o anlamda Avrupa dünya açısından bakmıyorum. İçeride bile tedarikçileri ve ekosistemi içerisinde herkes sıkıntıda. Ama şunu söyleyebilirim, Türkiye dünyadan daha kötü durumda değil. Ekonomi açıdan, sağlık açısından ileri olduğumuz aşikar da sağlıkla baş etme noktasında geliştirdiğimiz tedbirler. Fakat belki bu anlamda sürecin yönetiminde kamunun daha fazla vatandaşa yönelik tedbirler, iyileştirmeler, rahatlamalar sağlayabilir. Olayı hala zor durumda olan şirketlerin faiz borçlarını, kredi borçlarını öteleme noktasından öteye pek taşıyamadı. Oysa diğer ülkelere baktığım zaman Amerika 2 trilyon dolarlık bir bütçeden belki dünya üzerindeki diğer ülkelerle toplam 9,5 trilyon dolar bir paketten söz ediliyor. Toplam paketler içerisinde. Şimdi toplam ekonomiye getirdiği yük de 15,5 trilyon dolar olacağı hesaplanıyor bu yıl içerisinde. Şimdi bu çerçevede bizim krediden ziyade belki de hibeye ihtiyacımız olduğu aşikar. Hibe derken şunu kastediyorum. Şirketler bizim kabiliyet alanlarımız ve onların ortadan kalkmaması lazım. Ama bu süreçte de zayıfların, kötülerin,
ayıklaması da gayet doğal olması gerekiyor. O açıdan ben bu sürecin şirketler açısından yönetimini başarılı bulmakla birlikte kamunun çok daha fazla kaynak aktarması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Detaylarını soracağım size. Nasıl destekler olmalı? Özellikle vatandaşın sıkıntısını hafifletmeye yönelik olarak. Ama siz de söylediniz artık ekonomiler de dünyanın kentlerin sokakları gibi birbirlerine benziyor. Dünyada birbirine benzeyen trendler ne? Onun analizini rica edeceğim şimdi. Profesör Doktor Ege Yazgan, bize destek olursanız COVID ile mücadele eden dünyada ekonomi nasıl zorluklar yaşıyor ve önümüzde ne var? Neye hazırlanıyoruz? Bunun tanımını da sizden duyalım, buyurun. Çok teşekkür ederim. Şimdi bütün dünya için büyük bir şok. Tabii bu klasik bir daha mesela 2008'de karşılaştığımız gibi bir dünya finansal krizinden çok daha farklı bir şok. Çünkü biraz böyle ekonomiden ziyade orada karşılaşılan finans sektöründen kaynaklı bir likidite şokuydu. Burada şimdi karşı karşıya kaldığımız biraz doğal afet şoku gibi bir şok. Tabii ki bütün dünya buna hemen ekonominin üzerindeki etkileri affiletebilmek için elden geldiğince aynı şekilde reaksiyon gösterdi. Neydi bunlar? Tabii ki hemen para politikalarıyla öncelikle aynen bu 2009'daki krizdekiyle de benzerlik gösteriyor. Piyasaya ciddi bir likidite verdi. Bu Şeref Bey'in de bahsettiği gibi işte orada firmaları likidite zorluğuyla karşılaşılan firmaların iflas etmesini önlemek amacıyla karşı karşıya kalındı. Ama bu yetmedi. Yani bu yetmediği gibi bu bir de maliye politikası devreye girmek zorunda kaldı. Bu maliye politikası da aslında burada ister istemez tabii gelirini kaybetmiş, işini kaybetmiş olan insanların tekrar desteklenmesi, gelir politikasıyla desteklenmesine kadar gitti. Şimdi burada biraz sorduğunuz soru, bütün herkes bunu yapmakta hemfikir bütün dünyada. Ancak tabii gelişmiş olan ülkelerle burada gelişmekte olan ülkeler arasında maalesef bir kapasiteden kaynaklanan bazı farklılıklar oluşuyor. Tabii ki Amerika kendisi rezerv para kullanıyor ve diğer gelişmiş olan ülkeler bunu çok daha rahat yapabiliyorlar. Doğal Almanya, işte Japonya vesaire, bunlar çok daha rahat yapabiliyorlar ama gelişmekte olan ülkeler bunu o kadar kolay yapamıyorlar. Çünkü kendi paraları dünyada rezerv para olmadığı için burada ister istemez farklı daha az bir bütçeyle bu salgınla baş etmek zorunda kalıyorlar. Şimdi karşı karşıya kaldığımız manzara açısından bakıldığı zaman en azından ikinci çeyrekte herkes çok ciddi bir daralma yaşayacak bir dünyada. Biz de öyle. Bunu rakamlarla yavaş yavaş görmeye başladık zaten. Amerika'dan çok ciddi bir daralma rakamı geldi. Gayri safi milli hasıla üzerinde. Bunu takiben Avrupa'da da bir rakam geldi. Zaten birinci çeyrekte Çin'i bunun ilk başladığı yerde oradaki daralmayı görmüştük. Şimdi acaba bu ne kadar devam edecek? Hem tahminlerimiz bunun ne kadarının geriye alınabileceği yılın geri kalanında. Yani 2-3. ve 4. çeyreklerde acaba yavaş yavaş biraz normalleşmeye başladıkça bunun belli bir bölümünü geriye alabilir miyiz? Yapılan tahminler çok tabii çeşitli. Yani öngörmek tabii çok zor. Ancak başladığımız yere, yani krizin ilk çıktığı yere geri dönmemiz 1-1,5 yılı alacak gibi gözüküyor. Yani bu önümüzdeki seneye kadar devam edecek bir süreç. Bize gelecek olursak, biz de baktığımız zaman tabii aynı şekilde Şeref Bey de bahsetti ve sağlık sisteminde başarılı bir ilerleme kaydettik. Onu görüyoruz. Ancak tabii bu bütün dünyaya bağlı bizim de biraz iyileşmemiz. Aynen ticaretimiz Avrupa ile dış ticarette iyileşebilmek için Avrupa'nın da kendine gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde yine burada en çok zorlandığımız alan burada döviz kurunda da kendini gösteriyor. Dış finansman kısıtımız. O finansman kısıtının da rahatlaması için yine Amerika'nın belli bir şekilde yılın sonuna doğru normale dönmesi gerekiyor ki bizim gibi gelişmekte olan ülkeler dış finansman açısından rahatlayabilsinler. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman bütün dünya birbirine geçmiş bir durumda. Yani siz burada ne kadar başarılı bir sınav veriyor olsanız dahi sağlık sistemi açısından, ekonomi açısından bütün dünyaya kilit olarak bağlısınız ve biraz da risk içeren tarafınız daha da çok oraya bağlı. O nedenle bütün dünya ile birlikte biz de biraz buradan ekonomiyi düzeltmeye başlayacağız. Sanıyoruz, hepimiz bunu tahmin ediyoruz. Bu yılın geri kalanında ikinci çeyrekte ciddi bir daralma göreceğiz tabii ama ondan sonra yavaş yavaş bunu
geriye almaya başlayacağız. Ne kadar hızlı geriye alacağız şu anda tahmin etmek zor tabii. Onu izleyip göreceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İkinci turda size daha detaylı sorularımız da olacak. Dünyadaki değişimlerden Türkiye nasıl etkilenecek ve Türkiye için zorluk ve fırsatlar neler olacak diye. Ama bir taraftan da ekonomi sayılarla ifade edildiğinde bir ayrı disiplin gibi görünse de biz insanların cebinden, insanların parasından bahsedeceğiz. Kimin ne kadar parası var? Kimin parası bu dönemi atlatmaya yetiyor, kimin yetemiyor, kimin desteğe ihtiyacı var, kamuoyundaki algı ne? Bunu sormak istiyorum Can Selçuk'a. Türkiye kamuoyunda algı ne ekonomiye dair? İnsanların kaygıları ne? Umutlu oldukları noktalar ne? Bir sorumuz var bugün bizim programda. Virüs kaygısı, ekonomik kaygı virüsü unutturdu mu diye soruyoruz. Çünkü insanların endişeleri var. Nasıl yansıyor kamuoyundaki algı nedir? Öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Bu pandeminin ekonomik etkileri hane halkını çok erken vurmaya başladı. Yani Nisan ayı başında yaptığımız bir araştırmada şu soruyu yöneltmiştik katılımcılarımıza. Aşağıdakiler sayacaklarından hangisi yakın ailenizden birisinin başına geldi? Ne vardı orada? İşini kaybetme, ücretsiz izne çıkma veya iş yeri sahibi olmaktan dolayı gelir kaybı yaşama. Nisan başında zaten bunların hiçbirinin olmadığını söyleyen kesimin oranı %20 idi. Yani biz aslında Şeref Bey çok yerinde bir tespit yaptı bence. Kendisine de çok katılırım. İşin COBİ tarafını yani iş sektörü tarafına hızlı bir takım programlar, paketler açıklanırken işin hane halkı, birey tarafı pek önceliklendirilmedi ve bunu çok erken aslında görmeye başladık. Şimdi sizin sorunuza istinaden iki tane daha sonucumuz var aslında paylaşmak istediğim. Birincisi şu, tüketicide bir davranış değişikliği oluşmaya başlıyor. Bunun iki tane temel sebebi var. Bir, farklı bir psikolojide yaşıyoruz geçtiğimiz iki aydır. İkincisi de ama ister istemez tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. 4-5 Mayıs tarihlerinde yani dün ve pazartesi günü yaptığımız Türkiye çapındaki araştırmada şunu gördük ki elzem olmayan harcamalar ve daha çok keyfi olan harcamalar COVID'den sonra yani hayatın normale dönmesinden sonra ciddi anlamda kısıtlanacak. Ve de önümüzdeki dönemi şöyle ikiye bölmek mümkün belki de tüketici psikolojisi bakımından ve tüketim harcamaları bakımından en etkili olacak şey şu. Bir aşıya kadar yaşayacağımız dünya var. Bir de aşıdan sonra yaşayacağımız dünya var. Aşıya kadar yaşayacağımız dünyada, umarım Türkiye'de böyle olmaz ama dünyada şunu görecekmişiz gibi duruyor. Ekonomiler açılacak, sosyal mesafe azalacak. Ondan sonra hasta sayısı, enfekte sayısı yükselince tekrar biraz kapanacak. Biraz tekrar açılacak. Yani aslında böyle bir sinüs eğrisi gibi hareket edecek ve burada tüketicinin güveninde ciddi bir erozyon görüyoruz. Şimdi ikinci sorunuza gelecek olursam bu şuna nasıl yansıyor? Yani ekonomik kaygı pandemiyi unutturuyor mu? Sağlık tarafını unutturuyor mu? Biraz öyle oluyor. Çünkü şunu görüyoruz. İşte aldığınız önlemleri, herkesin bireysel aldığı önlemleri soruyoruz. Katılımcılara işte evden çıkıyor musunuz, işe gidiyor musunuz gibi gibi sorular. Mart ortasından beri Nisan başında bir yükselme vardı ama şimdi tekrar bu bireysel önlemlerde yani izolasyona dair bireysel önlemlerde ciddi bir azalma görüyoruz. Bunun da birinci sebebi endişe azalıyor olabilir. Evet hem havalar güzelleşiyor hem rakamlar düzeliyor bir yandan ama ikinci en önemli sebebi kuşkusuz insanların artık sokağa çıkıp para kazanması lazım. Çünkü Türkiye tasarruf oranları öyle çok yüksek bir ülke değil maalesef. Maaşların dağılımına baktığınızda çok yüksek oranda asgari ücret civarında maaş alan bir nüfustan bahsediyoruz. Aydan aya maaşa bağlı geçimini sürdüren geniş kesimler var. Dolayısıyla ister istemez işin sağlık krizi tarafından duyulan endişe ekonomik gerçeklikler tarafından baskılanıyor. Peki Can Selçuk'a da teşekkürler analizi için. Şimdi
Şeref Oğuz ve Ege Yazgan bu konuda ne söyler? İkinizin birlikte analizini duymak isterim. Az önce Şeref Bey'in analizinde vardı şirketlere odaklanıldığı, vatandaşa açıklanan destek paketleri olsa da daha fazla ilgi gerektiği, vatandaşın dertlerine yönelik, onların sıkıntılarını gidermeye yönelik. Biraz bunu açmak istiyorum. Türkiye'de bugüne kadar atılan adımların etkisine dair siz ne gözlemliyorsunuz? Dünyada vatandaşa destek için neler yapıldı? Türkiye'de vatandaşa destek için neler yapıldı? Hangi ülkeler nasıl kararlar aldılar? Önce Şeref Bey, sonra Ege Bey, sizden rica edelim. Evet. Bunun analizini lütfen. Buyurun. Evet. Şimdi vatandaşın cebine para koyma noktasında biz de başladık dedik ya, tedbirler de birbirine benziyor. Sadece ekonomiler değil, tedbirler de birbirine benziyor ama faz farkıyla bazıları önden gidiyor, bazıları geriden. Türkiye bazı adım izleyicisi, burada öncü değil, izleyici noktasında. Vatandaşına cebine para koymada, mesela Amerika 1.000 dolar koyarken bizde 1.000 lira koymak, hatta 4.2 milyon kişiye toplam 200 milyar liralık bir para dağıtılmasından bahsedilmişti geçenlerde. Fakat bu yetmez, sebebi de şu: zaten Türkiye bu krize, korona sürecine ekonomisini açamadan yakalandığından dolayı 4.5 milyon işsizimiz sokakta vardı. Üstüne de bu kısa çalışma ödeneğiyle de bir kere daha ortaya koyduk ki kendini işsiz bırakanlarla beraber 7,5 milyon insanımız işsiz. Büyük ihtimalle işsizlik bir iş kolu haline gelecek, korona süreci uzayacağı benziyor. 1,5-2 yıl sonra, Yazgan Bey'in söylediği gibi. Ama şu var, konulan paranın miktarı bir kere az. İkincisi, biz bu insanların cebine para koymazsak, bu insanlar şu anda evlerinde, onlara verilen 1177 liralık kısa çalışma ödeneği ki herkese verilmiyor ya da işsizlik paralarıyla vesaire, ekonominin toplamda uzun süre gideceği değil. Şimdi insan suya düştüğünde değil de suda kaldığı zaman boğulur. Şu anda pek çok ülke vatandaşın suda, korona denizinde boğulmamak için onlara can simidi ya da belki bir filika kurarken bizim hala can simidiyle idare edin veriyor olmamızın ötesine taşıyor olmamız lazım. Tedbirlerden bir tane, kararlar alınırken biraz da halkın gözüyle, yani işsiz kalmış insan gözüyle bakınca aslında çözümler geliyor. O yüzden bilim kurulunda antropolog olsun, sosyolog olsun, ekonomist olsun diyoruz. Mesela alınan bir karardan söz ediyorum. Bu pazar günü 65 yaş üstü sokağa çıkma izni verildi, 4 saatlik biliyorsun. Peki bu yaşlı insanlar tek başına sokağa çıkıp Alzheimer'dan çoğu kaybolmasını mı istiyoruz? Mesela orada birisi sorabilirdi. Bunun yanına bir de yetişkin koysak da ona refakat etse. Bu tedbiri belki burada Habertürk'ün yayın gücünden istifade ederek pazar günü daha var, bu karar düzeltilebilir. Yaşlıyı tek başına sokağa saldığın zaman bastonla yürüyor, merdivenden inip çıkamaz. Geri dönmesi de kuşkulu. O açıdan bu tedbir görüşülebilir. Aynı şekilde vatandaşa kaynak aktarırken bunun işsizliğinin de kalıcı olacağı, çok daha fazla sektörün çok daha uzun süre açılamayacağını hesaba katarak o anlamda kaynakların daha fazla genişletilmesi gerekiyor. Petrol düştü, tamam, bir avantaj yarattı. Başka bir sıkıntı ama gıda konusunda atmadığımız adımlar sebebiyle bugün biz sarımsağın %30'lar 40'lar arttığını geçenlerde enflasyondan gördük. O açıdan ben gıda konusunun ele alınması, tarım kartını devreye alarak Türkiye'nin bu korona sürecinde hem halkını doyurması hem aynı zamanda etrafta ihtiyaç olan insanlara gıda konusunda imkanlarını sunması gerektiğini düşünüyorum. Dün İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'la konuşurken Çin'in ortada bulunduğu durum bize bu anlamda, lojistik anlamında, tedarik zincir anlamında bir avantaj sağladı. Aynı şekilde ben tarımda bir avantaj sağlandığını düşünüyorum. Kaldı ki az önce sizin sorduğunuz soru çerçevesinde yine kalırsak, vatandaşın cebine daha fazla para, kaynak aktarılması halinde ben enflasyon gerekçesiymiş, bütçe gerekçesiymiş, bunların konuşulamayacağı bir dönemden geçiyor. Bu anlamda ben bu tedbirlerin geciktirilmeden alınması halinde bizden beklenen ekonominin yeniden ayağa kaldırılması sürecini hızlandırabiliriz. Yoksa bu bahar yerine ekonomik kış daha uzun sürebilir. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ege Yazgan, buyurun. Şimdi şunları eklemek istiyorum. Birincisi, katılıyorum bu Şeref Bey'in analizine. Şimdi şöyle, tabii başta da söylediğim gibi bu gelişmekte olan ülkelerde daha kapasite daha fazla olduğu için orada vatandaşa direkt gelir yardımı anlamında daha yüksek meblağlar yapılabiliyor. Dikkat ederseniz ki yapılan araştırmalarda da bazı anketler okudum geçenlerde. Orada
Bu nedenden dolayı gelişmiş ülkelerde halkın tepkisi hemen bu önlemlerin kolayca kaldırılmaması yönünde hükümetlere doğru bir baskı yapıyorlar. Gelişmekte olan ülkelerde de ekonomik kaygı daha fazla ön plana çıkıyor. Çünkü orada insanlar daha fazla işlerini düşünmek zorunda kaldıkları için orada da tam tersi bir durum ortaya çıkıyor. Yani bu böyle bir durum var. Maalesef biraz kapasiteyle ilgili ama şu çok doğru. Şimdi böyle bir şeyin ortaya çıktığı zaman bundan hiçbir suçu olmayan insanların, yani değil mi? Şimdi şu anda bu bir doğal felaket gibi karşıya gelmiş. Bazı birçok iş kolu için diyelim ki restoranlar vesaire. Bunda şu anda bu duruma gelmiş olmalarında bunların hiçbir suçları yok. Bu nedenden dolayı bunlara direkt olarak yardım edilmesi çok doğru bir hareket, yani işini kaybetmiş olanlara. Çünkü kaynak nereden bulunacak denildiği zaman elbette tabii firmalara da öncelikli olarak yardım yapmak gerekiyor. Çünkü işçilerini koruyacak olanlar onlar. Bir de şirketler bir kere batarsa tekrar geriye gelmeleri çok zahmetli ve maliyeti, bütün ekonomiye ciddi bir maliyeti olabilecek olan bir süreç. Dolayısıyla burada firmayı düşünmek aynı zamanda işçiyi de düşünmek anlamına geliyor. Ancak bu yetmediği zaman direkt olarak yardımın yapılması, işini kaybetmiş olanlara, harcama gücü olmayanlara burada bir insani gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bunu yaparken tabii enflasyonist vesaire olması aslında doğru bir şekilde yardım yapıldığı zaman bunun enflasyonist ve eğer siz tabii ki tedarik zincirini de koruyup gıda sektörünü de arzı canlı tutabilirseniz burada ve bu gelir yardımını da doğru yere yaparsanız bunun da enflasyonist olmaması beklenir en azından. Çünkü arzla destekleneceği için böyle bir ortamda. Bir de diğer sektör, şimdi mesela bu yapılacak olan bu kredi genişlemelerinin ve desteklerinin de buradan gelecek olan kaynağın da işte doğru yerlere kanalize olması lazım. Mesela dövize gitmemesi lazım, değil mi? Döviz kurunu o tarafta baskı oluşturmaması gerekiyor. Bütün bunları bir araya topladığımız zaman bunları dizayn etmek gerekli. Şimdi mesela önümüze bazı fırsatlar çıkabiliyor mu? Çıkıyor tabii, doğal olarak bunlar hep konuşuluyor. İşte evet. Çin'in boşaltacağı pazarlar vesaire. Ama buralarda da bir program ve devlet desteği şart. Yani şimdi bunu tek başına özel sektörün böyle bu kadar zorlu bir dönemde becermesini de beklemek yerinde olmayacaktır diye düşünüyorum. Burada da bir planlama ve programlama ile devletin evet. Burada üreticiye destek ve yol göstermesi gerekir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son bir dakika içerisindeyiz. Can Selçuk'i ne söyler? Hem Türkiye'nin hem dünyanın bu halk sağlığı krizi sebebiyle yaşadığı ekonomik sıkıntılar toplumlarda nasıl etkiler bırakır? Siyasette nasıl değişiklikleri getirir ya da getirmez? Çünkü şimdiden belli ki işsizlik meselesi uzun süre gündemde olacak. Sektörlerin açılması, faaliyete geçmesi zaman alacak. İnsanların sıkıntıları bugünden yarına geçmeyecek. Etkisi ne olur? Can Selçuk'un sesimi alabiliyorsa cevabını... Pardon, mikrofonum kısıkmış, sesinizi aldım. Tamam, şimdi dinleyelim. Toplumların tepkisi ilk başta Türkiye'de de diğer ülkelerde de ülkelerin mevcut liderlerine ve hükümetlerine desteğin artışı şeklinde oldu. Bir iki tane sebebi var bunun. Bir korku ve endişe anından geçiyor toplumlar ve gerçekten önümüzü hiçbir şekilde göremiyoruz ve önümüzü görebileceğimize dair bir açıklama da göremiyoruz. Çünkü aslında kimse bilmiyor hakikaten. İlk etkisi buydu. Fakat daha sonra Afşin Hanım özellikle bahsettiğiniz işsizliğin dalga dalga gelecek olması ki bunun maalesef kaçınılmaz olduğunu görüyorum. Ve hatta bunun alınacak önlemlerin çoğundan da bağımsız olduğunu da düşünüyorum. Evet, limitlenebilir ama bir kısmının da yapılacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Bunlar birçok yerdeki hükümetleri çok zora sokacaktır. Muhalefetler de hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde böyle bir fırsatı kaçırmayacaktır diye düşünüyorum. Toplumlarda yeni arayışlar başlayabilir. Çünkü tekrar edeyim, işsizlik üzerinden ve hane halkı ekonomisi üzerinden toplumların geniş kesimlerinin uzun süreli sıkıntı yaşayacağı bir döneme giriyoruz. Çok teşekkür ederim bu analiz için de Can Selçuk'u. Ayrıca Dünya Gazetesi yazarı Şeref Oğuz bizimle birlikteydi. Bilgi Üniversitesi'nden de Profesör Doktor Ege Yazgan destek oldular yorumlarıyla. Tekrar sağ olun 360'a katıldığınız için.
ekonominin etkilerini ele aldık ve konuklarımız da analizleriyle destek verdi bize. Kısa bir ara var şimdi.